Merhabalar. Konumuz primer siklerozan kolenjit. Primer siklerozan kolenjit hem intra ve hem de ekstra hepatik safra kanallarının enflamasyon ve fibrozisi ile karakterize multifokal safra kanal strüktürüne yol açan kronik kolestatik bir karaciğer hastalığıdır. Progresif seyirlidir. Otoimmün aracılıklı bir hastalıktır. Hastaların büyük bölümünde siroz, portal hipertansiyon ve hepatik dekompansasyon ortaya çıkar. %70 ila 80'inde ülseratif kolit vardır. Nadiren kron bulunabilir. Tam tersine ülseratif kolit hastalarının ise %5'inde siklerozan kolenjit vardır. Artmış HLA haplotip prevalansı söz konusudur. Doku komponentlerine karşı sirkülasyonda antikorlar vardır, ancak bunların patojenik bir önemi yoktur. Olguların 2 bölü 3'ünde P-ANCA pozitiftir. Diğer otoimmün hastalıklarla birliktelik olabilir. Tip 1 diyabet gibi, Hashimoto tiroiditi gibi. Sirkülasyondaki immün kompleksler artmış, klerensleri azalmıştır. Hücresel immün sistem hasarlanmıştır. Mevcut immünolojik değişiklikler olayın primer bir otoimmün hastalık mı yoksa safra kanal hasarı sonrasında ortaya çıkan sekonder değişiklikler mi olduğu noktasında açık değildir. Benzer kolenjiyografik ve de hepatik histolojik değişiklikler kriptosporidiozis gibi bilinen enfeksiyonlar ve immün yetmezlikli hastalarda da meydana gelebilir. Yanı sıra ülseratif kolitle olan birlikteliğini de düşündüğümüzde bir portal bakteriye mi, yani bir enfeksiyon zemininde, enfeksiyöz temelinde ortaya çıkan bir durum mudur? Bu soruları akla getiriyor. Bununla beraber enfeksiyöz bir zeminde ortaya çıktığını düşünürsek aşağıdaki sorular cevapsız kalıyor. Ülseratif kolitli olguların niye tamamında o zaman PSK yok? Veya PSK, ülseratif kolitin şiddetiyle ilişkili olmalı. Oysa değil. PSK, ülseratif kolit gelişmeden önce de meydana gelebilir. Eğer ilişkiliyse o zaman nasıl bunu izah edeceğiz? PSK ortaya çıktı, enfeksiyöz bir olayla ilişki var. Antibiyoterapiden etki, fayda bulmalı. Öyle bir durumda yok. Artı, ülseratif kolit, hastayı kolektomi yaptık, PSK'sı düzelmesi gerekir, böyle bir durumda yok. O zaman PSK hala etiyoloji bilinemeyen bir hastalık olarak kabul etmek en doğru yaklaşım. Tüm bu genetik, immünolojik ve enfektif gözlemlerle ülseratif kolitin birleştirilerek yorumlanması doğru olmayabilir. İnfektif ajan genetik ve immünolojik olarak uygun veya yatkın bireylerde tetiği çeken bir faktör olabilir. 25 ila 45 yaş arasında en sık, erkeklerde daha sık görülür. Asemptomatik olguların çoğu ülseratif kolitli olguların taranması esnasında bulunur. Alkalen fosfataz yüksekliği üzerinden hastanın araştırılmasıyla ortaya konur. Bununla beraber alkalen fosfataz normal iken dahi safra yollarına ait yapılan incelemelerde PSK tanısı konabilir. Bazen kilo kaybı, yorgunluk, sağ üst kadranda ağrı ve kaşıntı, bazen de sarılık ilk bulgu olabilir. Semptomlar her zaman ilerlemiş hastalığı gösterir. Ateş nadirdir. Serum testlerinde kolestaz vardır. Alkalen fosfataz ve bilirubin artmıştır. Bu kolestaza bağlı bakır, serum bakırı artmış. Bakır miktarı, serum karaciğerdeki bakır miktarı artmıştır. Seroplazmin artmıştır. Serum gamma globulin ve immünoglobulin M artmıştır. Serumdaki düz kas antikoru ve ana düşük titrelerde pozitif olabilir. Nadiren eozinofili vardır. Karaciğer patolojisine baktığımızda en önemli değişiklik portal traktadır. İnterlobüler ve septal
safra kanalları etrafında fibrozis karakteristiktir. Buna soğan zarı görünümü adı verilir. Küçük safra kanallarını oblitere eden konsantrik fibrozisin bulunması ise tanısaldır. Buna obliteratif fibroz kolanjit adı verilir. Patolojisi 4 evrede değerlendirilir. Evre 1'de portal triatta genişleme vardır. Evre 2'de fibrozis, evre 3'te bridging fibrozis vardır, 4'te de siroz gelişmiştir. Kolanjiyografi ile hastalık tipik olarak gösterilebilir. Bununla beraber aynı bulguları hastaya herhangi bir risk oluşturmaksızın non-invaziv olarak MRCP ile görebiliriz. Bu değişiklikler, kolanjiyografik değişiklikler sadece intrahepatik, sadece ekstrahepatik veya her iki tarafta birlikte yahut tek bir hepatik kanalda da olabilir. Kanalda daralma ve genişlemeler vardır. Diğer görüntülemelerden de yararlanılabilir. Ultrasonda bunu fark edebiliriz. Tomografide değişiklikleri görebiliriz. MRCP'de bu değişiklikleri görebiliriz. Kolanjiyokarsinom, primer sklerozan kolanjitli hastaların %10 ila 15'inde kolanjiyokarsinom gelişir. Genellikle bu olgularda ülseratif kolit vardır. Ortalama yaşam 12 aydır. Tanısı oldukça zordur. Tanısında kolanjiyografi, sitoloji, biyopsi gibi testlerden yararlanılabilir. Bugün için altın standart kolanjiyoskopi ve intraduktal ultrasonografidir. Ayrıca da primer sklerozan kolanjit mutlaka primer biliyer kolanjitten ayrılmalı. Yanı sıra sekonder sklerozan kolanjitlerden ayrılmalı. İntrahepatik arteriyel floksüridine bağlı iskemik safra kanal hasarı benzer tabloyu yapabilir. Konjenital biliyer anormallikler, safra kanal neoplazmları, immünsüpresif hastalardaki infeksiyöz kolanjiyopati de ayırıcı tanıya girmelidir. Prognoz, ekstrahepatik safra kanallarının tutulumu intrahepatik tutuluma göre daha kötü prognozludur. Perikolanjit, sklerozan kolanjit, ülseratif kolitli hastalarda displazi ve kolorektal kanser için bir risk faktörüdür. Tanı konduktan sonra yaşam ortalama 12 yıldır. Hastalığın seyri boyunca olgularda %10-15 kolanjiyokarsinom gelişir. Hastaların çoğunda ilerleyici kolestatik sarılık, progresif karaciğer hasarı, varis kanaması, karaciğer yetmezliği ve kolanjiyokarsinom gelişir. Primer sklerozan kolanjitte de primer biliyer kolanjitte olduğu gibi çeşitli parametrelerden oluşan prognostik indeksler geliştirilmiştir. En kullanımı kolay olan Mayo primer sklerozan kolanjit doğal hikayesidir, doğal seyridir. İnternetten hastanın verileri verilerek hastanın servisi hakkında bilgi elde edilebilir. TDL'de spesifik bir tedavisi yok. Sistemik kortikosteroidler, metotreksat, kolçisin ne yazık ki etkisizdir. Ursa deoksikolik asit biyokimyasal düzelmeyi ve hastalık aktivitesinde iyileşmeyi yapabilir. Çok da az olmakla beraber. Kronik kolesterol nedeniyle mutlaka gerekli önlemler alınmalı. Yağda eriyen vitaminler hastaya verilmeli. Kaşıntı için farklı farmakolojik ajanlardan yararlanılabilir. Kolanjit olduğunda ve bu enfektif olduğu ortaya konduğunda farmakolojik ajanlar kullanılabilir. Kolektomi, primer sklerozan kolanjitin seyrini etkilemez. Eğer dominant bir strüktür varsa strüktüre stent yerleştirilebilir. Karaciğer transplantasyonu yapılabilir ama sörbi ve de nüks olasılığı ne yazık ki vardır. Diğer kolanjitlere baktığımızda bunlar infektif kolanjit olabilir, vasküler kolanjit olabilir, ilaçla ilgili kolanjit olabilir. İnfektif olanlar bakteriyel kolanjit, immün yetmezlikli, fırsatçı kolanjit veya graft versus host hastalığı şeklinde olabilir. Bakteriyel kolanjit en sık görülendir. Genellikle gastrointestinal traktan asendan yolda olur. Biliyer sistemde mekanik bir obstrüksiyon yokluğunda
nadiren gelişir. Özellikle kolodokolitiyazis, bileğer strüktürler, bileğer enterik anastomoz darlıkları neden olarak sayılabilir. Bileğer obstrüksiyon kaldırılsa dahi safra kanal obstrüksiyonu ve siroz ne yazık ki kalıcıdır. Eğer ortak kanal veya hepatik kanal duodenoma cerrahi olarak anastomoz edilirse bu yolla gastrointestinal traktaki organizmalar bileğer sistemi kolaylıkla geçerek bakteriyel kolanjite, SAMP sendromu yol açarlar ve multipiyojenik apseler oluşturabilirler. İmmün yetmezlikle ilişkili fırsatçı kolanjit konjenital veya aküz olabilir. ACE gibi, hiperimmünoglobulin M gibi, X'e bağlı immün yetmezlik gibi. Burada neden CMV, Cryptosporidia, Cryptococcus candida, Klebsiella pneumonia etkenler arasında sayılabilir. Graft versus host hastalığı, alojenik kemik iliği transplantasyonu takiben graft versus host hastalarında ve karaciğer transplantasyonu sonrası rejeksiyon olan hastalarda safra kanalı üzerine aberan HLA klasik antijen ekspresyonu görülebilir ve safra kanal epitelinde fokal nekrozlar, epitel hasarı ortaya çıkabilir. Vasküler kolanjit görülebilir. Safra kanalları hepatik arterden beslenir. Dolayısıyla majör hepatik arter dallarında hasarlanma, örneğin kolestektomi veya transplantasyon esnasında safra kanal duvarında iskemiye yol açarak safra kanal duvar içerisinde anormallikler, fibrozis, strüktür gelişmesine neden olabilir. Bazen bu durum sistemik vaskülit nedeniyle de olabilir. İlaçla ilgili hidatik kist içerisinde enjekte edilen skolisidal solüsyon kolanjite neden olabilir.